Cumhuriyet TV'den herkese merhabalar. İstanbul'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Detayları jeofizik mühendisi Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan'la konuşacağız. Sayın Ercan, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Ercan, Marmara Denizi Gemlik açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şimdi akıllarda bir soru işareti vardı zaten uzun zamandır. Marmara Denizi açıklarında büyük bir deprem meydana gelebilir mi diye. Sizce deprem yaklaşıyor mu? İstanbul'da büyük bir deprem gerçekleşecek mi? Şimdi bunu çok net olarak yanıtlayayım size Büsteciğim. Şimdi Kuzey Anadolu kırığı Akyazı'ya kadar, Adapazarı Akyazı'ya kadar tek kolda gidiyor. Adapazarı'ndan sonra bir kol Kuzey Anadolu kırığından ayrılır. Evet. Şimdi Kuzey kol Gemlik Gölcük üzerinden işte 99 depremini yaptığı gibi adalar üzerinden İstanbul'un önüne kadar gelir, çörekleşir depremini yapmak üzere. Güney kol ise Akyazı'dan, Adapazarı Akyazı'dan çıktıktan sonra Pamukova, Pamukova'dan İznik üzerinden işte daha sonra İznik Gölü güneyinden geçer. Oradan Gemlik'in içine girer. Ve Gemlik'te de iki tane kola ayrılır. Bu kollarda Mudanya üzerinden kimisi Erde'ye doğru, kimisi ise Marmara Adası'na. Dolayısıyla biz bu kol üzerinde, ben buna İmralı kolu diye de sık sık söz etmişimdir. Beklediğim deprem büyüklüğü 6.4 idi. Ancak uzun yıllardır bunu söylüyorum. 6.4 büyüklüğünde bir deprem bekleniyor burada diye. Ama bu deprem 5.1 olarak gerçekleşti. Bu ne demektir? 6.4 depremi erteledi mi? Hayır, ertelemedi. Bu 6.4 depreminin öncüsüdür. Şimdi bizi dinleyenler yanlış anlaşılmasın. Öncü depremden sonra hemen artçı deprem gelecek anlamına gelmez. Bazen buna yıllar, 10 yıllar da alabilir. Yani burada 5.1'i bir jeofizik mühendisi olarak baktığım zaman benim anladığım burada bir gerginlik birikiyor. İleride 6.4 bir deprem yaratacak. Şimdi 5.1'lik bir deprem buradaki yapı niteliği ve yer davranışı bakımından herhangi bir burada yıkım yapmaz. Ancak bunun arkasından gelecek 6.4 bir deprem bu bölgede yıkım yapabilir. Şimdi bunun zamanını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. 6.4'lik bir deprem şimdi İstanbul'daki büyük depremi tetikler. Herkes bunu merak ediyor. Tetiklemez. Evet. Bunu çok net söylüyorum. Çünkü İstanbul'daki kuzey kol, bu ise güney kol. Dolayısıyla ikisi arasında her ne kadar Marmara depremleri bütüncül olarak birlikte işleseler de bu 5.1'lik deprem kuzey kolda beklenen işte halkın diliyle büyük İstanbul depreminin bir öncüsü değil. Dolayısıyla bu konuda lütfen çok yaygara yapılacaktır bugün. Olmadı gibi çeşitli yorumlar yapılacaktır. Penaltıydı, değildi gibi saatlerce nasıl konuşuluyorsa bu konuda o konuya gelecektir. Benim kesin düşüncem Kuzey Kol şu anda büyük bir deprem üretecek gerginlikte değildir. Kuzey Kol üzerinde de ileride 5'lik, 5.5'luk, 6'lık depremler bekleyeceğiz. Daha ana deprem gelmeden önce. Bunlar bizi şaşırtmasın. Net olarak söylüyorum 5.1'lik deprem Kuzey Kol'da depremin belirtisi değildir. Güney Kol etkindir. Bunu da üretebileceği ileride en yakın 6.4'tür. Net. Sığ olması nedeniyle geniş bir çerçevede duyulmuştur. Şimdi ben demiştim de ben uyarmıştım da bunların çok fazla önlemi yok. Neden yok? Şöyle ki bilim adamları nerede, kaç büyüklüğünde, girdiklerin hangi aralıkta olacağını bilirler ve uyarırlar. Ama bu konuda karar alacak kişiler siyasiler ve yerel yönetimlerdir. Bizim siyasiler ve yerel yönetimler üzerinde bir yaptırımımız yok. NASA futbol yorumcularının söylemleri, antrenörleri ve futbol takımlarını bağlamaz ise
biz de yardımcı oluruz. Ülkenin bilim adamları olarak yöneticilere. Bir yerde, bir şehirde alınabilecek önlemler bazen 25, bazen 50, bazen 100, bazen 200 yıla varır. Şimdi ne olması gerekiyor genellikle? Kötü yerlerde yapılaşmış yapıların sağlam yerlere sağlam şekilde aktarılması gerekiyor. Bunu yapabilmek için de ne gerekiyor? Bir defa kenti taşımak için yeterli boş ormansız alanın olması gerekiyor. Bu bir. Yani bunun milli bir arsa olması gerekiyor ki milli emlak arsası olması gerekiyor. Kent o tarafa kaydırabilsin. Artı bir de ulusal ekonominin güçlü olması gerekiyor. Bunların ikisi de yok. Bundan önce yok. Gemlik'te ben belki 3 tane konferans verdim. Gemliğin hep dağlara doğru kaydırılmasına çıktım. Dediklerimi yaptılar gerçekten. Şu anda Gemlik yandaki dağlara doğru. Gemlik mesela bir çanak gibi. Mesela hastanelerini dağa yaptılar. Hatta yerin seçimini de ben yaptım. Toplu konutları da dağa doğru yaptılar. Ama buradaki zeytinlik alanları gitti. Şimdi tabii hangisi daha önemli diye söyleyebilirsiniz. Ama Gemlik bulunduğu yerden kalktı mı? Hayır, kalkmadı. Şimdi ileride olacak bir deprem Gemlik bulunduğu olacak mıdır? Evet, olacaktır. Şimdi aynı olayı Mudanya için de söyleyebiliriz. Bandırma için de, Erdek için de aynı şeyleri söyleyebiliriz. Şimdi burada sonuca varıcı şekilde konuşmak gerekirse, Mesleğim, biz bu şeyde betonarme sistemde çok başarılı olmadık. Bizim yapmamız gereken yarından tezi yok, çelik yapılı sisteme geçmemiz gerekiyor. Çünkü çelik yapılar depreme karşı en dayanıklı yapılardır. Yani Amerika'yı ikinci defa keşfetmeyelim. Şu anda Amerikalılar ve Japonlar çelik yapıya dönmüşlerdir. Hatta İranlılar dönmüşlerdir. Biz bu konuda yine çok geciktik. Matbaanın gecikmesi gibi. Artık Kahramanmaraş depremine gelen halkımız devleti beklemeden bir katlı, iki katlı çelik yapılarda barınma yollarına gittiler. İşte çelik yapılardan bir tanesi nedir? Takma konutlardır. Takma konutlardır. Hepsi çeliktir. Oysa depremden yıkılmaz. O zaman demek ki biz Türkiye'de çelik yapıyı geçmemiz gerekiyor. Ve aynı zamanda Marmara bölgesinde göç akını durdurmamız gerekiyor. Evet. Onun üstünden gelinmez. Çözüm gelişi artık İstanbul'da yerleşecek yer kalmamıştı. Bursa'da yerleşecek yer kalmamıştı. İznik'te, İzmit'te yerleşecek yer kalmamıştı. Dolayısıyla bu göç durulması gerekiyor. Yeni yeni böyle Kanal İstanbul gibi projeler yaparak göçün İstanbul'a doğru kaydırılması çok yanlış bir olaydır. İstanbul'un soluk ormanları bile kalmamıştı. Peki Sayın Ercan, bu önlemler alınmadığı takdirde İstanbul'un koşullarını göz önünde bulundurursak eğer sonuç ne olur 6-10'da 4'lük depremin ardından? 6-10'da 4'lük bir deprem İstanbul'da çok fazla yıkıcı olmaz. Yani İstanbul'un yıkım eşitliği yaklaşık 6.5'tan sonra falan başlar. Yani 6-10'da 4'lük deprem ne yapar? Kötü yerde kötü yapıları yıkar. Veya ağır hasarlar var. Ama yıkıcı bir deprem çok fazla yıkıcı olmaz. Kaldı ki İstanbul'un kuzey kolu, kuzey Marmara yıkımının, pardon kırığının kuzey kolunun küçük çekileceğinde 6.14'te 6.17'de arasında bir deprem olmasını bekliyorum. Yani başka arkadaşlarım daha büyük bekliyorlar. Ama ben beklemiyorum. Çünkü bunu yapacak bir kırık yok İstanbul'da. Ama Silivri önünde 7-7-10'lık bir deprem bekliyor. Yani ikisinden çıkacak enerji yaklaşık 7-10'lıkça eşit olur. Depremin hangi saatte olacağı, hangi mevsimde olacağı ve yapıları hangi koşulda yapılacağı çok önemli. Buna göre hasar ve ölüm artar. Evet. Çözüm gelişi 12 Aralık 1939'da olan Erzincan depremi kış ayında -30 derece sıcaklıkta ve
Gece saat 1:57 geçe oldu ve yaklaşık 33 bin kişi oldu. Yani depremin ne zaman olduğu, hava koşulları ne oldu çok önemli. İnsanlar nasıl öldü Erzincan'da? Donarak ve yanarak. Evet, evet. Şimdi İstanbul için de böyle. Yani depremin olacağı zaman çok önemli. Yani insanlar dışarıda mı yoksa evlerinde mi? Sayın Ercan, zamanını öngörebilir miyiz peki? Valla besteciğim, ben bu konuda düşüncemi hiç değiştirmedim. Ben beklenen İstanbul depremini biliyorsunuz 2045'ten önce beklemediğimi söyledim. Hatta bunun 2075-2150 yılına kadar kalacağını da söyledim. Kaldı ki yaklaşık 24 yıldır bu konuda ısrar ediyorum ve hiçbir zaman da yanılmadım. Umarım gelecek yıllarda yanılmadım. Yani bu süreleri yan gelip yakmakla geçirmemiz gerekiyor. Yani bir an önce yani kentsel dönüşüm yapılamıyor İstanbul'da. Yani bu uyduruktan bir söz oldu. Şu anda İstanbul'da yapısal dönüşüm yapıyor. Yapısal dönüşüm de bu İstanbul'u katlediyor. Yani yapısal dönüşüm bu demek gerekiyor. Sayın Ercan, İstanbul, son olarak şunu sormak istiyorum. Buyurun lütfen, siz tamamlayın. Buyur. Yani İstanbul bu kadar nüfus ağırlığını taşıyamaz. Yani kilometre kare başına, yani bundan 5 yıl önce yaklaşık 2500 kişi düşüyordu, şimdi 3750 kişi düşüyor. Yani dolayısıyla olacak devletten birim alanda kötü koşullar yetmeyeceği insan sayısı 60'tır. Ve bunların yani göç yetmiyormuş gibi, nüfus artışı yetmiyormuş gibi bir de bunların üzerine sığınmacılar ve şimdi de Filistinliler geliyor. Yani böyle ipi koparılmış bir şehir burası. Artık İstanbul kurtarılması çok zor. Bak bunu söylüyorum. Yani çünkü bu konuda merkezi yönetiminin merkezi yönetim bir sorun. Yani onların politikaları İstanbul'a doğru yönlendiriyor. Ve bu da ölüm oranlarını arttıracaktır. Sayın Ercan, peki İstanbul'un hangi bölgeleri en çok tehdit altında? İstanbul'un tabii ki deprem Avrupa yakasının önünde olacaktır. Özellikle Fatih ilçesi başta olmak üzere Zeytinburnu, Bakırköy, Keza, 500 evlerin bulunduğu Esenler, yani kötü yapılaşmaların olduğu yerler, Küçükçekmece, Avcılar, bunun yanında Büyükçekmece, Beylikdüzü, Kumburza, Silivri, buraları büyük bir farklıdır. Evet. Peki Sayın Ercan, aktardıklarınız için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. İyi yayınlar. Teşekkürler. Var mıdır eklemek istediğiniz bir nokta acaba? Yani İstanbul'un en güvenli yeri Anadolu yakasıdır. Yani, yani depremden çok korkanlar Anadolu yakasına yürüyecekler. Çünkü deprem onun önünde olmayacak. Deprem odağına ne kadar yakınsanız yıkıma o kadar yakınsınız demektir. Genellikle kırık yıkmıyor, kırık kesip geçiyor binayı. Ama yıkan, kırıktan çıkan, yani deprem odağından çıkan sarsıntıların ve kanslarının baskın olduğu frekans ile yapılan salınım frekansının örtüşmesi, yani rezonans olayı yapardı. Çok teşekkürler tekrar. Rica ederim dostum. İyi günler canım. Evet, Marmara Denizi Gemlik Açıklarında meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin jeofizik mühendisi Övgün Ahmet Ercan'la konuştuk. Bir sonraki yayınımızda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.